Önce telefon varmış, alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mustafa Hocam, hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Zübeyir Bey, Gaziantep'ten. Çok geçmiş olsun tekrar. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam depremden önce bir arkadaşımdan, esnaf bir arkadaşıma borçlanmıştım. Evet. Bu arkadaşım da 2 gün önce falan vefat etti. Biz Allah rahmet eylesin. Arkadaşımla helalleşemedik. Allah razı olsun hocam. Şimdi zaten bunun borcumuzu ailesine bir şekilde ulaştıracağız da, hani bu helalleşemediğimiz için bir sıkıntı oluştu. Aranızda bir kavga, gürültü oldu mu? Yok hocam, hiçbir şey yoktu. O zaman borcunuzu öderseniz, ailesi de sizden memnun kalırsa, hocam. İnşallah Mahkeme-i Kübra'ya kalmaz. Buradan halledeceksiniz. İnşallah hocam. Hocam bir hassasiyetiniz şey güzel. Çok tebrik ederim sizi. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. Buyurun. 3 gün arayla hocam 2 tane rüya gördüm. Tabii rüya tabir programı değil de hocam, kusura bakmayın. Birinde hocam Kabe'nin üstünde namaz kılıyordum. 3 gün sonra da Peygamber Efendimiz'i gördüm. Hani bu rüyalara bir hayırsa bunun zekatını vermeli miyim? Hani böyle bir rüya gördüğüm için. Yani ben olsam verirdim. Değil mi hocam? Tabii çok güzel bir rüya. Kabe'de namaz kılıyorsun, Resul Efendimiz'i gördün. Hemen bir güzel bir sadaka ver, ama böyle halin vaktin yerindeyse karşı tarafta sevincinden uçsun. Aldığı sadakayla böyle. Sana geri yansır inşallah. Çok güzel bir rüya. İnşallah hocam. Tebrik ederiz. Allah mübarek etsin kardeşim. Allah'a çok emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Sağ olun. Diğer telefonumuzu alalım. Kimi neler görüyor rüyada? Kimi neler görüyor? Bu dünya böyle. Selamun aleyküm. Doğan Bey. Aleyküm selam hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ ol kardeşim. Yayınlar. Buyurun. Hocam size sorum şu, eşimle beraber kızımın adını kolumuza dövme yaptık. Şimdi Allah'a çok şükür namaza başladık hocam. Bu dövmeyi de sildirmeyi düşünüyoruz. Sildirdikten sonra bu haram veya günah ortadan kalkar mı dövmeyi sildirdiğimiz zaman? Kızınızın ismi ne? Elisan Mira. Elisan. Elisa. Elisan Mira. Elisa. Evet hocam. S, Samsun'un S ile mi? Sa, Elisa. Evet hocam, Samsun'un S'si ile. Elisa ne demek? Hocam, Eliza Sarayı var. Eliza. Fransa'da. Hocam, cennet kapısında bekliyorum. Abi bırak şimdi cennet kapısını, bak. Siz Avrupa'da mı yaşıyorsunuz? Yok hocam, Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da yaşıyorsun. Ben bu isimleri kusura bakmayın, çok yadırgıyorum. Bir Müslüman memleketinde sadece Batı'nın kullandığı isimleri şirin görünüyor diye internette de yazıyorlar. Sürekli söylüyoruz. Cennette bir şey, çiçek falan. Nerede yazıyor abi cennette çiçek? Bana bir kaynak gösterir misiniz? Hocam TDK'da yer alan bilgilerde yazıyormuş. TDK'da mı? Evet hocam. Türkçe. Yani baktım, Mina Dağı'nda açan çiçek. Cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir diye. Nereden baktınız? İnternetten bakıyorum hocam. İnternetten bakıyorsun ama kitaptan bakmıyorsun. Ben sana kitaptan konuşuyorum. İnternete evet, güvenmeyin diye yıllarca söylüyorum. Abi Eliza Fransızca bir isim. Hocam Eliza değil, Elisa. Aynı şey. Türkçe, Arapça'da öyle bir kelime. Maalesef işte internette cennette çiçek diye konuşuluyor. Neyse, sizin söylediğiniz bu isimleri vatandaşımıza da örnek olsun diye bunları söylüyorum. Evet. Kendi öz isimlerimiz var bizim. Onlara dikkat etmemiz lazım. Kolunuza yapmışsınız, doğru yaparsınız. Silerseniz, çünkü yarın bir gün ne olacak, kim ölecek, kim kalacak. İnşallah hayırlı bir evlad olsun. Amin. Yavrucağız. Güzel isimler koyalım inşallah çocuklarımıza. Çünkü Mahkeme-i Kübra var bir de. Orada da çağrılacak. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin vatana, millete. Başka soru var mı Doğan Bey? Var hocam. Bir hocam, biz 2-2,5 aydır yaklaşık olarak ibadetimize başladık. Ramazan ayı boyunca geceleri 10 rekat nafile namazı kılıyoruz. Kimi yerde hacet namazı diyorlar, kimi nafile namazı diye niyet ediyor namazı kılmaya başlarken. Bunun arasında bir fark var mı? Hani nafile dediğimiz zaman hacet aynı şeye mi denk ediyor, yoksa hacet namazı mı diye niyet etmek? Teravihten ayrı değil mi? Teravihten ayrı, evet hocam. Geceleyin kılıyoruz. Geceleyin kıldığınız namaz, teravihten ayrı kıldığınız namaz teheccüd namazıdır. Başka bir isim söylemeye gerek yok. 2-2 mi kılıyorsunuz?
Hocam 2-2 kılıyoruz, evet. O toplam da, 10 rekat. O da güzel olur. Tam teravih. Zaten Kabe'de de son 10 günde ikişer ikişerden 10 rekat imamlar da kıldırır. Cemaat yaparlar orada. Allah mübarek etsin. Gayet hocam, gayet güzel, hoş bir namazdır. Bize de dua edin inşallah namazlarınızda. Amin. Sağlık, amin, afiyet diliyorum. Biz de size duacıyız. Yavruya da inşallah Rabbim güzel bir ömür versin. Tamam hocam. Allah bir sorum daha var hocam benim. Peki. Müsaade varsa tabii. Dinliyorum. Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunuşu, yani Arap harfleriyle yazılı ama Arapça okunuşu yazıyor. Mesela inna enzelnahu fi leyletul kadr mesela bu şekilde okunuşu yazıyor. Bunu okuduğumuz zaman Arapça bilmeden okuduğumuz zaman hatim etmiş olur muyuz? Oluruz. Yani? Oluruz tabii. Yani kelimeleri %100 değiştirmiyorsak, bozmadan manayı o şekilde telaffuz edebiliyorsak olur. Latinize edilmiş şekliyle anladım ben size. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye telaffuz edersek olur mu? Olur. O da Kur'an'dır çünkü. Çok Allah kabul etsin. Sağlık, afiyetle, nice Ramazanlara erdirsin Rabbim inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.